İnce, evet, CHP'li belediyeler camileri yıkıyor. Çünkü bayram temizliği var konu. Türkiye erken seçime gidiyor. 546. CHP'nin camileri yıkacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, evet, CHP'li belediyeler camileri yıkıyor. Çünkü bayram temizliği yapıyor. Camileri temizliyoruz, dedi. İnce, Isparta'daki mitingin ardından, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İslamköy'de yapımı süren anıt mezarını ziyaret etti. Mezara çiçek bırakarak dua eden İnce, İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni gezdi. Daha sonra Burdur'a gelen İnce, buradaki iftar programının ardından Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Sana mı soracağız İskambil oynarken, Burdur'da, şeker fabrikasının satıldığını belirten İnce, millet kıraathanesi açacakmış. Bir de orada İskambil oynanmayacakmış, diyor. Sana mı soracağız İskambil oynarken, isteyen oynar, istemeyen oynamaz, diye konuştu. Meydan meydan gezip, aş, iş, tencerede et vaat ettiğini vurgulayan İnce, gelecek, uzay, iletişim, nanoteknoloji, endüstri 4.0 diyorum, kuantum diyorum, uzay madenciliği diyorum. O gelmiş, kıraathane açacağım, diyor, bacaları tüten fabrika aç, ifadesini kullandı. Burdur'un eskiden etin ve sütün başkenti olduğunu belirten İnce, yem fiyatlarının süt fiyatlarına eşitlendiğini, çiftçinin mazotunu alamadığını söyledi. Camileri teyemeyiz eyleyiyey oreyuzey, CHP'nin camileri yıkacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran İnce, evet, CHP'li belediyeler camileri yıkıyor, çünkü bayram temizliği yapıyor. Camileri temizliyoruz, dedi. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. İnce Isparta'da yaptığı mitingdeki konuşmasında da şunları kaydetti. Muharrem İnce, camileri yıkacak diyor. Niye yıkayım? İmam Hatip liselerini kapatacak diyor. Niye kapatayım? İmam Hatip Lisesi'nde 3 sene öğretmenlik yaptım. Niye yıkayım? Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı, hepinizin cumhurbaşkanı olacağım, sağcı solcu yok, ben, sen, o yok, biz varız, Kürt, Türk, Alevi, Sünni yok, 81 milyon var, kadın erkek ayrımı yok. Bunu beraber başaracağız. Bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır. Bir yiğit memleketi kurtarır. İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, mert olduğunu, yalan söylemediğini kaydetti. Emekliye bayramlarda asgari ücret üzerinden maaş seçilmesi durumunda, emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret üzerinden maaş vereceğini ifade eden İnce, bağıran çağıran değil, gülümseyen bir cumhurbaşkanı, gençlere iş bulan, çocukları kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım, dedi. Türkiye'de Türk, Kürt, ülkücü, HDP'li hepsinin kardeşi olduğunu dile getiren İnce, büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize, Cumhuriyet şemsiyesi, Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz bir şemsiyenin altında. Bunu birlikte başaracağız, ifadelerini kullandı. Çiftçi borçlarının faizini yumuşak yiğmey, Cumhurbaşkanı olduğunda çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğini, en düşük emekli maaşının 1500 lira olacağını anlatan İnce, emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret alacaklar. Çiftçi borçlarının faizini sileceğim, gençler, üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, gençlik ve cumhuriyet karşılıksız bursları alacaksınız, diye konuştu.